Kentsel dönüşüm süreci hızlandı ancak yeni kiracıların korkusu kiraladıkları yapının yakın zamanda kentsel dönüşüme alınması. Ev ve iş yerlerine yaptıkları masrafın boşa gitmesini istemeyen kiracılar sözleşmeye kentsel dönüşüm yapılmayacak şerhi düşmeye başladı. Bir zincir markada işletmelerim bulunuyor. Deprem felaketinden sonra yatırım yapacağımız dükkanlarda kendimizi korumak adına mal sahiplerinden bazı şartlar istemeye başladık. Kentsel dönüşüm başvurusu yapılmayacak. Karot testi alınmayacak. Ev ve iş yeri kiralayacak kişilerin bir kısmı sözleşmelere yeni maddeler ekletmeye başladı. Bu şekilde sözleşme düzenleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dükkanı tutmadan önce mülk sahibiyle anlaşıyorlar. Kira sözleşmesine kentsel dönüşme dahil edilmeyecek şerhi düşüyorlar. Amaçsa boşa masraf yapmamak. Biz bu dükkana belirli bir oranda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın bize bir geri dönüş süresi var. Bu dükkanın geri dönüş süresinden önce herhangi bir kentsel dönüşüme girmemesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm başlarsa masrafların mülk sahibi tarafından karşılanması için anlaşanlar da var. Kiraya veren mülk sahipleri bu durumda bir masraf ödemeyeceğine yönelik bir madde koydurmak istiyor. Nitekim kiracı da yapmış olduğu masrafın karşılanmasını talep edebiliyor karşılıklı olarak. Peki yapı riskli ise bu tür şartların hukuki bir geçerliliği var mı? Yapının bir riskli yapı durumunun var olması, artık orada kamu sağlığının tehdit oluştuğu bir durumun ortaya çıkması söz konusu. Bu kaynaklı da artık buna yönelik bir yasaklamanın koyuluyor olması ve bu yasağın karşısında bir ceza bedeli talep ediliyor olması hukuka aykırılık oluşturur. Madde olarak yazılan her şart geçerlilik arz etmiyor.